korona günlerinde gebe olmak zor. Ama korona günlerinde gebe olup kanamak bazen daha da zor olabilir. O yüzden bazı kanama paternlerini, kanama tiplerini bilmek belki bizim içimizi ferahlatır gebe olarak. Bugün sizlere birinci dönem gebelikte, birinci trimester gebeliğinde kanamaların hangi şekilleri bizi acele götürmeli, hangi tip kanamalara dikkat etmeliyiz, hangi tip kanamalarsa aslında çok da önemli değil bizi idare edebilir bunları e, anlatmak. Şimdi bir kere aslında kanamaları e, ayırmak lazım. Şiddetine göre ayırmak lazım. Ağrısına göre ayırmak lazım. Gebelik haftasına göre ayırmak lazım. Şimdi gebelik haftası zaten ilk dönem dediğimiz için ortalama gebeliği tanıdığımız 5. 6. haftadan itibaren başlıyor ve 12. haftaya kadar birinci trimester kanamaları olmuş oluyor. Bu kanamaların içinde diyelim ki gece saat 2'de gebe tuvalete kalktığında tuvalet kağıdına bulaşan ve kahverengi bir kanama gördü Bu gebelik için önemli bir kanama mıdır? Hemen gece 2'de bu kanamayı gördü, kahverengi bir şey bulaştığını gördü tuvalet kağıdına. Paldır küldür, apar topar hazırlanıp hemen acele gitmeli midir? Yoksa sabahı bekleyebilir mi? Tabii ki sabahı bekleyebilir. Böyle bir durumda bunu dikkate alır, bir pet koyup izlenebilir. Eğer bu kanama kahverengi dediğimiz işaret, belirti Kırmızıya doğru dönüyorsa parlak kırmızı bir renk alıyorsa pembeleşiyorsa ya da e, ve petleri dolduracak şekilde ilerliyorsa o zaman kanama halini alacaktır. Çoğu zaman istirahatle geçen kanamaların içinde bu tarz varis kanamaları olabilir. O yüzden önce bir sakince kahverenginin kırmızıya dönüp dönmediğini görmek için gece 2'de bu tarz bir kanama geldiğinde hastaneye gitmeye, acile gitmeye, doktora gitmeye gerek olmadan izlemekte fayda var. E, kanamanın farklı olduğunu düşünelim. Kahverengi değil de kırmızı olduğunu düşünelim. Gece 2'de kalktı. Tuvalete gittiğinde ağrısız, sızsız böyle bir petlik kırmızı renkli ya da işte çamaşırına bulaşmış kırmızı renkli bir kan gördü gebe diyelim ki. O sırada şunu düşünmesi lazım. Akınıyor muydu? Zor bir e, tuvalet deneyimi mi yaşıyordu? İlişki sonrası mıydı? Eğer ilişkiden hemen sonra bu tarz bir kanama görüyorsa gebe Yine korkmaya gerek yok. Ufak tefek bir çatlak, bir tahriş olmuş olabilir. Vajina kuru olduğu için vajinal bir kanama gerçekleşmiş olabilir. Uzun süredir ilişkiye girmeyip yeni girmişse yine kuruluktan ve tahrişten kaynaklı böyle bir kanamayla karşılaşmış olabilir. Varisleri olmuş olabilir. Gebenin biraz pelvik tabanı sarkmış olabilir. 3. dördüncü gebeliği olabilir. Daha önce gebelik kayıpları olmuş, sürekli kürtaj olmuş, vajinal bölgesi hasarlanmış olabilir. Yani gecenin saat ikisinde ağrısız tuvalete gittiğinde, bir pedi doldurmayan, az miktarda kırmızı renkli bir kanama gördüğünde de hemen acile gitmeyi gerektirmeyen bir kanama olduğunu bilmeli ve yine sabahı bekleyip gündüz kendi doktoruyla haberleşip duruma göre ultrasonu veya vajinal muayenesi için randevu ulaşabilir. Kahverengiden bahsettik. Kırmızı az miktarda kanamadan bahsettik. Kanama miktarı eğer çok yoğunsa, bol miktarda bir kanamaysa e, ya da şöyle diyelim çok yoğundan kasıt bir petten daha fazla bir kanama birdenbire olmuşsa ilişki yok, ıkınma yok, durup dururken ağrısız bir kanaması olmuşsa bu kadın hemen şunu sorgulamalı kendisinde. En son jinekolojik muayenesinde yarası var mıydı? Polibi var mıydı? rahim ağzında rahim içinde e, spontan kendi kendine kanama yapabilecek bir durumu var mıydı varisleri var mıydı uzun süre ayakta kaldı mı kalmadı mı yoruldu mu ağır kaldırdı mı diye bir e, düşünmekte fayda var eğer bunlar varsa yine biraz dinlenmeye alıp kendisine bol sıvı desteği verip e, suyunu içip kahve içmiyoruz gebelikte mümkün olduğunca bebekte bağımlılık yaratmamak amacıyla çayda çok büyük bir sıkıntı olmadığını biliyoruz ama su en güzel içeceklerden bir tanesi gebeler için. O yüzden bol sıvısını alarak dinlenerek yine kanamayı takip edebilir. Gece oluşan mesai saatleri dışında oluşan kanamalardan izlenebilir kanama paternlerinden şekillerinden bir tanesi de bu tarz bir petlik. Polip olduğunu bilen kadınlarda gerçekleşebilen kanamalardandır. kanama yoğun, parçalı ve çok ağrılıysa. Şimdi gelelim ağrılı kanamalara. Ağrının oluştuğu yer çok önemli aslında. Kadının tam adet gördüğü zamanki gibi belinin ortasından kasıklarına doğru vuran ve parça parça böyle ciğer şeklinde süngerimsi parçalar şeklinde gelen yoğun bir kanama varsa ağrıyla birlikte ağrıya eşlik eden bir kanama varsa Burada birinci trimester gebelerin her 5 gebelin birinde başına gelebilecek düşük gerçekleşiyor olabilir. Peki düşük gerçekleşiyor iken hekime gitmenin bir gerçek bir faydası var mıdır? Durumu değiştirebilir miyiz? Hayır aslında durumu değiştiremeyiz. Yani hekime gitmek ya da acile gitmek düşüğü engeller mi? Engellemez. Parçalı, oluşmuş, yarısı boşalmış bir gebelik ürününü e tabii ki kimse tekrar yerine koyamaz. Ama nedir? Tanıyı koymak açısından önemlidir. Yani hekime gittiğiniz sırada hekim ultrason yaptığında ya da vajinal muayenede vajinanın içinde gelen o parçaları gördüğü zaman aslında bunun gerçekleşmiş bir düşük olduğunu anlayabilir ya da kanda gebelik testini ister birkaç gün öncesinden birkaç hafta öncesine göre daha düşük olduğunu gözle görebilir. Bir diğer ayırıcı tanıda dikkat etmemiz gereken önemli, acil, gerçekten gidilmezse hayati risk taşıyan konu dış gebeliğin tanısı. Dış gebelik tanımını yapabilmek için dış gebeliğin ne olduğunu bilmek lazım. Gebeliğin olması kanda gebelik testinin pozitif çıkması ya da idrarda evet gebelik var diye çıkması ama gebeliğin yerinin olması gereken yerde değil de tüpler gibi gebeliğin büyümesine izin vermeyen büyüdüğü hallerde de annenin hayatını riske atacak bir pozisyonda bir lokasyonda olmasıdır. Dış gebelik yani rahmin içinde değil rahmin dışında ve olmaması gereken bir yerde olması. Bu durumda anne hayatı ciddi bir riske giriyor. O yüzden gebelik tanısı konmuş, test yapılmış, pozitif gelmiş ve kadında ağrı var. Kanama ise beklediği kadar değil, düşükteki kadar değil. Sanki içe bir kanama varmış gibi şiddetli karın bölgesinde ağrı var, kasıklarında ağrı var, hatta makata vuran bir ağrısı var, tuvalete gitme güçlüğü var büyük abdest yaparken ağrısı var. Ağrı sanki pek çok kadın aslında söyler. Hani içimde bir şey yırtılıyor gibi ya da içimde bir şey çürüyor gibi diye tarif de edebilir kadınlar bunu. Ama dıştan gözle görünen kanama o düşükteki gibi böyle parçalı bol miktarda bir kanama değildir. Aksine dışarıda ağrıyla orantısız bir şekilde daha az miktarda bir kanama görülebilir. Bu da beta HCG dediğimiz kandaki gebelik hormonu yeterince hızla yükselmemiz, kısmen daha düşük gitmesi sebebiyle görülebilen bir kanamadır. Bir çekilme kanaması gibi. O yüzden ya da iyice içeride parçalanmış bir rüptür olmuş bir dış gebelik varsa bu dış gebelikten retrograd dediğimiz hani tüplerden tekrar rahimin içinden vajinaya doğru akan bir kanamadır. Bu kanama hiçbir zaman düşükteki kadar bol miktarda değildir. O yüzden çok bol miktarda bir kanamam yok deyip evde kalmamak, tansiyon düşüklüğü, ağrı, eşlik eden baygınlık hissi yani bir kanamanın dışarıdan görünmese de içten görünen bir kanamanın varlığı bazen omza vuran ağrı olabilir. Sağ omza özellikle vuran bir ağrı. İç kanamanın göstergelerinden bir tanesi. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve dış gebeliği gözden kaçırmamak lazım. İlk 3 ayda oluşabilecek kanamalar bu tarz kanamalar olabilir. Bizim düşükte hemen endişe edip koştura koştura acele gitmemizi gerektirecek bir durum olmadığında ilk üç aydaki düşüklerde bilmek gerekiyor. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. 2 aylık bir bebek ortalama 1-1,5 santim boyutlarında. Yani 2 aylık bir bebeğin siz Kanama ile gittiğini görebilecek boyutta işte nasıldı kız mıydı erkek miydi anomali var mıydı diye bazen hastalar bize sorar ama 1 -1 bir bir buçuk santimlik bir kütleden bahsediyoruz. Dolayısıyla ortada gözle görülür bir durum olmasa da ilk 3 aydaki düşüklerin %95-99'unda anomaliler vardır. Yani kromozomal anomaliler vardır. Bunların çoğunluğu da otozomal trizomilerdir. Trizomiler dediğimiz halk arasında Down sendromu diye bilinir ama Edwards, Patau gibi diğer başka kromozomlarında 13'ün, 18'in, 21'in başka kromozomlarında trizomileri genellikle ilk 3 ayda düşükle sonuçlanır. Ee, erken, daha da gebeliğin erken dönemlerinde yumurta spermle döllendikten sonra rahimin içine yerleşme dediğimiz implantasyon aşamasındaki bozukluklar, kromozom bozuklukları daha çok monozamiler e, şeklinde görülürken tüp bebek çalışmalarında izlenmiş, incelenmiş olan embriyolardan daha ilerleyen dönemlerde trizomileri görebiliyoruz. Hatta Down sendromu gibi trizomiler biliyorsunuz yaşamla bağdaştığı için yani e, ölümcül olmaya da bildiği için miyada kadar, terme kadar, 9 aylık gebeliğe kadar da düşmeden gelebiliyorlar. Dolayısıyla ilk 3 ayda olan düşükleri biz aslında kromozom bozukluğu olan e, gebelik materyallerinin embriyolojik e, ürünleri rahim içinden atılması olduğunu biliyoruz. O yüzden bir kadın doğumcunun bakış açısıyla düşüye, ilk 3 aydaki düşüye tabii ki az sayıda çocuk yapan artık eskisi kadar 5 tane 6 tane çocuk yapmayan günümüz çiftinin, günümüz kadının, günümüz annesinin bakış açısı çok daha farklı oluyor. Onun için çok değerli, çok kıymetli bebeğinin kaybı kadın doğumcu için ise aslında hiçbir zaman sağlam sağlıklı olamayacağını düşündüğümüz bir gebelik ürününün anneye daha fazla hasar yaratmadan erken dönemde tahliyesi gibi olmuş oluyor. O yüzden lütfen bu dönemde erken dönemde olabilecek düşükler konusunda bilgili olun, farkında olun. Eve evden dışarıya çıkamadığım için doktora gidemediğim için oldu, geç gittiğim için oldu gibi yanlış Suçlamalarla kendinizi, çevrenizi yıpratmayın. Gebeliğin erken döneminde oluşan kanamalarda izleyerek sakinliğinizi koruyun. Ve gerektiği zamanda gündüz koşullarında daha iyi koşullarda incelemenizi yaptırmak üzere hekiminize başvurun. Vajinal muayene ya da vajinal ultrasonun bu dönemde yapılmayacağı kanısı yanlıştır. Vajinal ultrason gebeliğin 9 ayı boyunca her dönemde kadın doğumcu tarafından gerçekleştirilebilir. Vajinal muayene de yapılabilir. Bilakis zaten böyle durumlarda vajinal muayene aslında pek çok tanının sağlanmasında, ayırıcı tanıda, poliplerin görülmesinde, yaraların anlaşılmasında son derece önemli bir muayene şeklidir. O yüzden lütfen yanlış bilgilerle muayene olmaktan çekinmeyin, kaçınmayın. Bu dönemde sağlıkla kalın. Koronasız günler diliyorum.